Merhaba sevgili izleyiciler. Bir sosyal medya gündem yayınıyla tekrar sizlerleyiz. Bildiğiniz gibi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, haberler aslında bir anlamda gündemi belirliyor ve iktidarı da çok yoğun bir şekilde bu alanı susturmaya yönelik adımlar atmaya zorluyor bir anlamda. Çünkü gerçeklerin duyulmasını istemiyorlar. Önce televizyonları susturdular, gazeteleri susturdular, radyoları susturdular. Yetmedi artık sosyal medya üzerinde susturmaya ve onlar üzerinde baskı uygulamaya, davalar açmak suretiyle seslerini kesmeye çalıştılar. Bu tutmayınca şimdi yeni bir düzenleme ile sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara daha ağır cezalar ve engellemeye yönelik hızlı kararların alınmasını sağlayacak bir sistemi hayata geçirmek istiyorlar. Bunun için de işte kendilerinin söylediği aslında hiçbir işlevi olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaya başlamasıyla birlikte tatilden sonraki ilk e, toplantılarında bu e, gündemle e, sosyal medyayı susturacaklar, susturmaya çalışacaklar. Önümüzdeki dönemler bunun neyi getirip neyi götürdüğünü göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki internet üzerinden yayıncılığın ne kadar önemli olduğunu İran'daki son yaşanan olaylarda da gördük. Bu halk hareketliğine karşı halkın protestolarının dünyaya yansımasını engellemek için Birçok yerde önce sosyal medya hesapları kapatıldı, ardından internete erişim engellendi ve o kadar önemli bir hal aldı ki İran'da tekrar internete girişi sağlayabilmek için de bazı kesimler devreye girdiler bu internet akışını sağlamak için. Görünen odur ki her getirilen yasağa karşı bir alternatif çıkışı da olabileceğini bilmek gerekiyor. Evet, biz de sosyal medya gündeme bugün her zamanki gibi Gülistan Doku nerede sorusunu sorarak başlıyoruz. Tam 996 gün oldu, 996 gün oldu. Gülistan Doku'dan haber alınamıyor. Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dersinde kaybettirildi ve kaybettirenler. Devlet güçleriyle ilintili ve ilişkili oldukları için de hala kimse e, soramıyor. Kimse Gülistan e, Doku'dan haber alamıyor. E, ve biz de sormaya devam edeceğiz. Aynı ailesinin sorduğu gibi, aynı e, kadın örgütlerinin sorduğu gibi, demokrasi mücadelesi veren e, kesimlerin sorduğu gibi. 996 gün oldu. Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku nerede? Evet Gülistan'ın resimlerini şöyle görelim. Bunları her hafta size gösteriyoruz. Gülistan e, doku nerede diye artık kadın hareketinin bir parçası olmuş bu pankartta. Evet buradan sosyal medyadaki diğer gündemleri e, geçelim. Evet bugün biraz önce bir haber düştü sosyal medya üzerinden ama işte e, biliyorsunuz e, Türkiye'de AKP, MHP, Ergenekon'dan oluşan bir ittifak var ve bu ittifak Ortak hareket ediyor. Nasıl işte bir kesme saldırılması gerekiyorsa hemen hepsi yan yana geliyorlar ve ortak bir saldırı gerçekleştiriyorlar. İşte Alevilere yönelik saldırılar da işte AKP ile başladı. Şimdi de Ergenekon'un bir yansıması olan kendisine aydınlık denen işte o karanlık cepheden devam ediyor. Neden rahatsız oluyorlar? Alevilerin yan yana gelmesinden rahatsız oluyorlar. Alevilerin kendi sorunlarını dile getirmesinden rahatsız oluyorlar. Alevilerin kendi sorunlarını çözüm aramasından rahatsız oluyorlar. Aslında topu yökün Alevilerin varlığından rahatsız oluyorlar, bitiremedik, tüketemedik diye hayıflanıyorlar ve bunun propagandasını ve gerekçelerini yaratarak da Alevilere saldırmanın araçlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat Aydınlık Gazetesi'nin şu manşetini de paylaşmış. Ne demiş? Alevi maskeli bölücü çalıştay. Evet bu bir gazetenin atmış olduğu manşet. Ama bunların hepsi aynı tip manşetleri atıyorlar. Aynı yalanları, aynı saldırganlıkları ve ahlaksızlıkları örgütlüyorlar. Şöyle bakınız tam sayfa, birinci sayfadan manşet haberini Alevilere maskeli bölücü çalıştay denmiş. Hüseyin da ona Twitter'den, o başta Twitter'den yanıt vermiş. Demiş ki aydınlık yazmışsa bu çok doğru bir şey yaptığımız anlamına geliyor. Alevilerin birliğinden, bir araya gelmesinden ve birlikte hareket etmesinden sadece Alevi düşmanları rahatsız olur. Bu rahatsızlığı inatla ve kararlılıkla vermeye devam edeceğiz. Gerçeklerin deminehü aşk ile diye de Hüseyin Mat e, cevap vermiş e, işte bu atılan başta görünen odur ki önümüzdeki süreçte kimler hedef alınıyorsa bunlar aslında bunların projesinde yani AKP, MHP, Ergenekon, işte ne bileyim Afraasyacı, Kızıl Elmacı bunların toplamının bu aslında halklar, insanlık düşmanlığı bu yapılanmanın hazırlamış olduğu işte diyorlar ya Türkiye Cumhuriyeti'nin BK'sı 2023 projesi vesaire burada işte Kürtlere yönelik zaten bir yer yok. Kürtlere tanınacak herhangi bir şey yapılacak, onlara hakları yönde atılacak bir adım yok. Neyi öngörüyorlar? Dehşet bir savaş öngörüyorlar, imha öngörüyorlar. İşte Suriye'den saldırıyorlar, işte Irak'tan saldırıyorlar, İran'dan saldırıyorlar. Aklınıza neresi gelecekse her alandan Kürtlere yönelik bir operasyonel durumu askeri olarak yürütüyorlar ve çatışmalarda alabildiğine devam ediyor. Şimdi diğer bir cepheden bir bakıyorsunuz bu sefer Alevileri hedef alıyorlar ve Alevilere saldırıyorlar. Alevilerin işte değerlerine saldırıyorlar. Değerlerini tartışma konusu yapıp Aleviliği aslında aşağılayan, hakarete varan bir e, yapılanmayı normal bir şeymiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Yani Alevilere de gelecekte bir e, yaşam hakkı tanımayacaklarının net mesajı veriyorlar. E, ki ve bunlar hepsini de ortak bir şekilde yapıyorlar. Dikkat ederseniz AKP medyası devreye giriyor. E, i̇şte ne bileyim MHP medyası devreye giriyor. Ardından bir bakıyorsunuz işte e, ulusalcı işte ne bileyim e, Ergenekoncu artık ismini ne diyeceksiniz e, insanlık düşmanı tüm yapıların ortak bir şekilde aynı anda düğmeye basılmış gibi hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bu anlamda da aslında bu yapının birbiriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu da gösteriyor. Geçmiş yayınlarımızda da dile getirdik. Türkiye'de muhalif gibi gözüken aslında iktidarın yani doğabilecek olan boşluğunu tamamlayan tamamlayıcı bir muhalefet durumu söz konusu. Birbirlerini tamamlıyorlar. Birisi öldürüyor, öbürü işte e, kucağına düşeni boğazını sık sıkıyor vesaire. E, böylesine bir işbirliği içerisinde e, bu toplumsal yapıları, işte Kürtleri, Alevileri, Solcuları, Demokratları Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kimliksel yapısına, Türk İslam kimliksel yapısına oturtturmaya zorluyorlar. Bunun da işte yansımaları arada bir böyle yansıyor. Ne diyor? Bakınız haberin devamı şeyine bir bakar mısınız içeriine? HDP PKK'ye yakın bazı Alevi dernekleri ve vakıflar Nevşehir'de çalıştay düzenledi. Sonuç bildirgesinde Cumhuriyet katliamcı ilan edildi. Terörle mücadele hedef alındı. LGBT dayatmasına sahip çıkıldı. Hükümetin son zamanlarda Aleviler için attığı adımlar karalandı. Şimdi bunların mesela bu şeye bir baktığınız zaman karşınızda bir Süleyman soylu görüyorsunuz. Onun ötesine çıkmayan bir dil, biçim, tarz ve e, kafa yapısı yani hiç birbirinden farkları var mı e, ki işte düne kadar birbirlerini yiyorlardı e, ama şimdi ne oldu da can ciğer ve birbirlerini söyledikleri şöyle bir düşünce son zamanda Aleviler için attığı adımları kararlandı mesela Aleviler için bu iktidar ne adımlar atmış hele bir dönüp soralım şöyle e, yani sandalye e, buzdolabı vesaire vermeyi Alevilerin meselesini çözmek mi hangi adımı atmış Cem evlerini mi tanımış Alevileri mi tanımış ya da işte ne bileyim Alevilerin Yapacağı etkinliklere vesaire şuraya buraya saygı mı göstermiş? Hayır, hep aşağılamış, saldırmış, küfür etmiş ve mümkünse de yani Alevilerin kazanımlarının ortadan kaldırılması konusunda da her türlü girişiminde bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu iki karar bulunmasına rağmen yıllardır bu kararlara direniyor ve hayata geçirilmesini önüne geçiyor. Ve şu anda da kalkıyor birisi sanki Alevilere birileri bir şey yapmış gibi işte ne yapıyorlar algı yaratmaya çalışıyor. Aleviler için attığı adımları kararladı diye e, bu kadar ayrılmazlık ve ağlasızlık içerisinde girebiliyorlar. Bunların tüm yapısı aslında aynı. Bakın şimdi bu buradan girdi. Belki biraz sonra aşağıda diğer gazetelerine de geleceğiz bu e, ittifak yapılanmasının işte bu insanlık düşmanı bu örgütlenme ve ittifakın e, göreceğiz detaylarını. Evet bu arada bir başlık attık. Yani diktatörlüğün maliyeti halka çıkartılıyor. Neden? Çünkü bu diktatör örgütlenmesi, onların kendilerini örgütlenmelerinin maliyeti halkın cebinden çıkan paralarla ödeniyor. Yani şimdi birileri itibardan diyor biz tasarruf etmeyiz derken babasının parasından vesaire e, e, herhangi bir harcama yapmıyor. Ne yapıyor? Bu halkın, bu milletin, bu insanların zar zor biriktirdiği, yan yana getirdiği ve hizmet olarak kendilerine dönmesini istedikleri e, paralarına el konuluyor, vergilerine el konuluyor. Bunlar ne için kullanılıyor? Kendilerini şatafatı ve benzeri için kullanılıyorlar. Şimdi İbrahim Öztürk, Profesör İbrahim Öztürk bir paylaşımda bulunmuş. Ve bu paylaşım aslında bir anlamda ki İran'daki mesele de aynıdır. Mesela eğer çok bir e, İrani rejim istiyorsanız işte buyurun yani gidin e, İran'ı görün. Ya da işte e, çok böyle e, güçlü, kabadayı, herkese kafa tuttuğunu iddia eden e, bir Rusya görmek istiyorsanız işte gidin görün. Yani e, diktatörlüğün maliyeti diye demiş sıra tereye gelmede hukuk tanımaz diktatörünüzden kurtulun. Rusya'dan Antalya'ya son bilet 11 bin dolara satıldı. 11 bin dolara. Çünkü nedir? Orada işte kısmi seferberlik ilan edildi ve bu seferlikten dolayı işte 300 bine yakın insan askere askeri alınacak. Bundan kaçan, bundan kaçan insanlar bu savaşın sonuçlarından işte e, zarar görmek e, istemeyen insanlar akın akın komşularına doğru e, akıyorlar e, kaçıyorlar ülkeyi terk ediyorlar e, düşünün Rusya gibi işte e, devasa bir güç olduğu olan işte askeri gücü vesaire bugüne kadar tartışma konusu olmayan yapılmayan bir ülkeden bahsediyoruz ki Polonya'da da mesela e, sınırlarını Rusya'ya kapattı çünkü oradaki e, kaçışlardan Polonya'ya doğru bir akım vardı. Polonya'da Rusya'dan gelen e, turistlere, gelecek olan insanlara kapıları e, kapattığını bugün açıkladı. E, ama bu kaçış devam ediyor ve diktatörlüğünün insanlığa getirebileceği tek şey kan, zulüm ve gözyaşıdır ve bunu biz İran'da da görüyoruz. Biz bunu işte Rusya'da da görüyoruz. Bunu işte hangi ülke derseniz bakınız işte Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan vesaire hep etrafınızda şöyle çevredi baktığınız zaman bu resmi çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz ve böylesine bir realite ortadayken hala Türkiye'de aynı benzer bir yönetimin ya da benzer bir ilişki biçim ve tarzının ayakta kalması, desteklenmesi gibi bir durum içerisinde olmak ahmaklıktan başka bir şey ifade etmiyor. Evet, gece paylaşımda bulunmuş İran dedik. İran'la ilgili bir paylaşım biliyorsunuz. Masamini'nin Amini'nin e, ahlak polisi tarafından e, e, dövülerek ölümüne sebep verilmesinden sonra İran'ın birçok bölgesinde protestolar oldu ve bu protestolar da can almaya devam ediyor. Yani hiç öldürdüklerinin yanında bir de protestocuların da buna katılması var. İran'da 23 yaşındaki Kürdistanlı Hanan Eh dün başörtüsü takmayı reddettiği için protesto yürüyüşünde başını açtı. Polis tarafından başından vurularak öldürüldü. İran terör devletinin ağırlaksız bekçileri Kürdistan'da hedef gözetmeksizin katlediliyor, katlediyor Kürt gençlerini diye paylaşımda bulunmuş Siz sosyal medya üzerinde bu e, e, resimleri gördünüz e, o vurulmadan önceki son görüntülerini ve saçını toplarkenki görüntülerini sosyal medyada e, herkes paylaştı ve buna tahammül edemeyen bunu işte kaldıramayan bunu kendisine yönelik bir saldırı olarak gören işte o Diktatör rejim tarafından bu genç insanlar e, öldürüldüler ve üzerinden 6 e, mermi e, çıktı. Bu kadar vicdansız, bu kadar gözü dönmüş bir e, yaşamın e, bu topluma dayatmanın ve bu toplumda bunu kabul etmesinin mümkün olmadığının resmidir bugünkü protestolar. Evet, politik özde paylaşımda bulunmuş. Evet, Türkiye'de biliyorsunuz ee, e, İran'daki e, protestoculara destek için yapılacak olan gösteriler yasaklandı. Saldırıya maruz kaldı ama bu saldırılar sadece orada olmadı. Bakın, KDP'den sonra dünya genelinde Massa Amini için düzenlenen protestolara saldıran ve halkı susturan ikinci ülke Türk Devleti oldu. Türk Devleti oldu, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Kendisi işte şimdiye kadar layık, demokrat, şey ne bileyim Atatürk ilkeleri vesaire diyen, hani o kesimler neredeler, hani layıkçılar neredeler vesaire diye baktığınızda ortalıkta göremiyorsunuz. Neden göremiyorsunuz? Çünkü İran üzerinden iş çevirmek istiyorsunuz, onlarla iş tutuyorsunuz. İş tuttuğunuz için de e, bu e, saldırganlık karşısında Sessizi çıkaramıyorsunuz Hadi AKP'yi anladık Hadi diyelim ki e, Ne bileyim işte MHP'yi vesaire anladık Sol sosyalist demokrat Sosyal demokrat e, e, Ve kendisi de işte Kemalist kim diyen O kesimler neredeler? Hiçbir ortalıkta gözükmüyorlar Neden? Çünkü Biraz önce de vurguladığımız gibi tamamlayıcı bir muhalefet olarak varlar. Yani sistemin tamamlayıcılarılar. Yani bir sistemin işte iktidarı var ve muhalefeti var. İkisi de sistem için çalışıyorlar ve sistemin açıklanını Kapatmaya çalışıyorlar İşte bugün İran'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki ilişkiler işte Suriye üzerinden Irak üzerinden Vesaire ilişkiler Ve Kürt meselesi konusundaki Ortak düşmanlıkları ve ortak Bakış açıları Vesilesiyle nasıl bir durum ortaya Çıkıyor ya O muhalif olanlarda seslerini Çıkarmıyorlar bir anlamda İran'ı destekliyorlar Ha eskiden sokaklarda yürüyorlardı, slogan atıyorlardı. Ee, i̇şte Sivas katliamı sonrasında onu sıkça gördük. Mollalar İran'a, Mollalar İran'a, işte Mollalar İran'da bir katliam yapıyorlar, insan öldürüyorlar. Niye sessiz çıkmıyor diye de bu adamlara sormak lazım. Evet, ekoloji radarı diye bir paylaşıcı paylaşmış demiş ki İran işte buna isyan ediyor ve ölümü gözel. Göze alarak direniyor. Evet, gerçekten İran'da yaşanan durum, İran'daki bu protestolar e, gerçekten de e, yani kahramanca diyebileceğimiz insanların ölümü göze alarak, insanların bu rejimin ne kadar Antidemokratik en küçük bir tutuklamanın, en küçük bir yargılamanın vesaire idamla cezalandırıldığı insanların infaz edilip e, öldürüldüğü bir ortam içerisinde direnmeye çalışıyorlar. Çünkü kaybedecekleri bir şeyleri kalmadı. Yani kaybedeye de kaybedeye de artık kaybedeceği bir şeyleri olmayan insanların hayatlarından başka verecekleri de bir şey olmadığı için bu meydanlarda bu direnişi ortaya koyabiliyorlar. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu duruma düşmeden önce işte bedenlerini ortaya koyabilecek kadar bu toplum çığırından çıkarılmaz, zıvanadan çıkıncaya kadar üzerinde baskı uygulamanın bir anlamı yok. Onun için bu, bu, yaşananları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının örnek alması gerekiyor ve kendisine de çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu komşuda olan pişer ve yarın bu da bu memlekete düşer. Evet yine İbrahim Öztürk'ün paylaşımı var. Diyor ki Mısırlı Esma için ağlama numarası yapsa da şimdileri şimdilerde Hazreti Sisi'ye sattı diyor. Bu eski şöyle bir görüntü bunu verelim. Evet. Hayatın baharında 22'sinde Mollalarca katledilen Masa Amin'in haberlerini bile yasaklattı. Teflon tava ahlaksız, kutsalsız, hasta bir Türk bir din tüccarıdır demiş. Şöyle şu resimlerde böyle ortaya koymuş. Yalanın nasıl örgütlendirildiğinin de aslında bir resmi. Size o gün işte Rabia'ya sayıp çıkmak işinize geliyordu. Ama bugün işinize gelmiyor artık ne diyorlar o eskiden Rabia işareti yapıyordu Erdoğan her gittiği yerde şimdi artık o Rabia işaretini unuttular. Sisiyle nasıl masaya otururuz? Hesapları nasıl ki işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına, Suudi Arabistan'ın ayağına gidip artık onların her dediklerini Türkiye'de bir emir telakki eden ve hayata geçiren ve aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının menfaatlerini Suudi Arabistan, Katar, işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere pazarlayan bir iktidar ortaya çıktı. İşte bugün de aynısını Sisi ile yapmaya çalışıyorlar ve bunun resmini de en iyi çizen resimlerden bir tanesi artık meydanlarda Rabia işaretinin Kalkmış olması, onun yerine Sisi'ye aracı gönderen, Sisi'yle görüşmek isteyen bir iktidar söz konusu Böylesi de bir ülke işte. Ee, yani biz bunun zaten sonucu diktatörlüğün maliyeti halka çıkarılıyor derken, e, bunun sadece mesela ekonomik boyutuyla ilgili değil, yani bu toplumun tüm değerleriyle de ilgili, onun yaşama dair her alanda eğitiminden tutun, işte onun çocukların geleceğine dair kültürel yapısından tutun, onun inansal sosyal ilişkilerinden tutun, tüm alanlardaki bir yaşam ve ilişki biçimine yönelik saldırganlık söz konusu. İşte son dönemlerde mesela çıkıyorlar AKP'liler ne diyorlar, biz kimin yaşam biçimine müdahale ettik ki bugüne kadar? Oysa devasa bir gezi ortada duruyor. Gezide ettikleri ve yaşamlarına Müdahale ettikleri insanlar var, insanlar ortadayken ama yalanını kustamış ve yalan cumhuriyetine dönüşmüş Türkiye'de bunların hepsi söylenebiliyor, yapılabiliyor. Evet. Faik Öztrak paylaşımda bulmuş. Bakınız bu Türkiye'nin realitesini ortaya koyan bir durum. Mesela bazen işte Türkiye zenginleşti vesaire işte bakınız işte kişi başına düşen milli gelir vesaire hesapları yapılıyor. Her ne kadar işte milli gelir eskisine oranla işte 2000 dolar aşağı düşmüş olsa dahi ama bu yalancılar ortaya çıkıp bunu söyleyebiliyorlar. Ama şöyle bir realite var. Yani siz mesela kişi başına düşen milli geliri nasıl hesaplıyorsunuz? İşte Türkiye'nin tüm gelirlerini topluyorsunuz, nüfusuna bölüyorsunuz. Diyorsunuz ki işte kişi başına bu kadar para düşüyor ya da bu kadar geliri var diyorsunuz. Ama realite bu mu? Hayır. Türkiye'de en zengin, bakınız Türkiye'de en zengin yüzde bir, yüzde bir kişi, yüzde bir kişi toplam ulusal servetin yüzde birine sahip. Servet dağılımının en bozuk olduğu üçüncü ülke Türkiye. Ne diyordu şair? Allah'ın on pulu bekleye dursun. On kul. Bir kişiye tam 9,9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz. Kuzulara şah olsa. Sarayın kibirlisinin eseri diye paylaşımda bulunmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu noktaya geliyor. %41'i işte biraz daha... Şöyle ileri geri taşırsanız diyelim ki işte bunun %3'ü ya da diğer işte mesela bunlar en zenginleri. Değil mi? En zenginleri. Bir de zenginler var. Bir de o zenginlerin de bunun içerisine katalım. Hadi Türkiye'de en zengin %1'e tekabül ediyor. Hadi zenginler de buna ekleyelim %5. %5 Türkiye'nin neredeyse neredeyse tüm tüm servetini alıp götürüyor. Geriye geriye kalan işte bu 5'in 80 milyona e, vurduğumuz zaman ortaya 4 milyon, 5 milyon diyelim hadi varsayalım bir nüfus ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin ana parasını, ana sermayesini Türkiye cumhuriyeti devleti işte yatırımdır, işte geleceğimize dair yollardır, köprülerdir, fabrikalardır vesaire ne sayarsanız sayın. İşte ne bileyim e, milli yerli arabadır, milli yerli işte ne bileyim. Siyadır, İHA'dır vesaire sanki milletin cebine bir şeyler giriyormuş, sanki millet de bunda menfaatleniyormuş gibi bir mantık içerisinde. Oysa ki, oysa ki 85 milyonun, 85 milyonun 5 milyonu bu parayı götürürken geriye kalan 80 milyon insan %20'lik, %10'luk bir pay üzerinden hayatını örgütlemek gibi bir duruma e, düşürülmüş. Yani 80 milyon insan Türkiye'de o 5 milyon insan rahat ve keyif içerisinde yaşasın diye hayatlarını tüketiyorlar. Çocuklarını, hayatlarını da o 5 milyona kölelik yapsın diye yetiştiriyorlar. Böylesine bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var ortalıkta. Ama mesela Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlıksal yapısını kendisinin varlıksal yapısıymış gibi algılayan bir de insanlar var. Yani böyle insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kendileri sahipleri olduklarını düşünüyorlar. Ee, ama asıl realite ne etrafında dönüyor? O işte o 5 milyonluk nüfus ve o 5 milyon içerisinde de nedir? İşte saray, sarayın etrafında örgütlenmiş aile, ailenin etrafında örgütlenmiş onların ayak işlerini yapan şirketler vesaire biçimde. Şöyle Türkiye'nin en zenginlerin meselesine bir bakınız. Bu en zenginlerin meselesinde saraydan uzak olan bir yapılanma söz konusu mu? Ee, değil. Yani bu anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti, devleti, bu diktatoryal e, yapılanma e, halkın boğazındaki ekmeğini alıyor. Halkın iktidara işte dahil olma hakkını elinden alıyor. Kendisiyle ilgili karar verme hakkını elinden alıyor. İşte onların çocuklarının nerede okuyacağına karar veriyor. İşte imam Hatip'ler meselesi Bilal diyordu ya işte Türkiye'de yüzde kaç e, e, imam hatip mezudur falan diye işte size alternatifsiz bırakıp tümüyle kendilerine hizmet edecek bir yapılanmayı örgütlüyorlar ve bunun adına da işte güçlü Türkiye, büyük Türkiye, dünya lideri vesaire gibi toplumu gaza getiren ama bunun arkasında da karnı aç, çocukları çocuklar aç ve perişanlık içerisinde bir toplumsallık bırakıyorlar. Onlara da ne yapıyorlar? Bir Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası yayınlıyorlar ortaya sürmüş oldukları o devasa bütçeler verdikleri o Diyanet İşleri Başkanlığının hocaları işte camileri vesaire siz diyor açlığınızda şükrediniz çünkü öbür dünyada siz Allah'ın lütfuna ve en büyük ödüllerine layık olacaksınız ama bu dünyadaki en güzel şeyler nedir? Bize aittir. Biz de öbür dünyada aslında zorluk çekeceğiz. Ama ne yapalım yani bu dünyadaki şimdiki bereketten biz nasiplenecek diyecek kadar aslında sahtekar, dolandırıcı, üçkağıtçı, itikattan, inançtan, Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan korkmayan ve inanmayan aslında. İnansa öyle olur mu? İnansa milletin boğazında çocuğun geleceğinden çalar mı? Yani komşusu açıkken tok yatan bizden değildir diyen bir e, İslam dininin temsilcileri her gün milletten çalan, çırpan milletin çocuklarının boğazından Çalıp çırpan bir yapı olabilir mi? Böyle insanlar temsil edebilirler mi? Değil. Ama sonuç itibariyle iktidarı elinde bulundurmuş olmalı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin devlet olmasından kaynaklanan imkanları elinde bulundurarak işte askeriyle, polisiyle, ne bileyim ee, hırsızıyla, ee, işte ne bileyim ee, bekçisiyle vesaire hepsiyle birlikte bu insanları hep kontrol altına alıyor. İşte o dediğimiz o cübbeli ee, 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 tayfada onların hizmetinde bu işleri görüyorlar. Onlar götürüyorlar. Bakın bu 2021 yılı en zengin %1 toplam servetin ne kadarına sahip diye gene notlamış %41. Evet. Evet bu Türkiye'de biraz önce dedi ki ya yani bunların hepsi aynı. Yani mesela biraz önce Aydınlık'tı şimdi de Sabah gazetesi mesela. Netinde mesela Erdoğan'ın resmi etrafında onu büyük lider ya büyük lider gitti konuştu yaptı etti. Şunu söylüyor Batı'da raflar boş Türkiye'de dolu yani mesela yalanın ne, ne kadar büyük bir rahatlıkla söyleyebiliyorlar yani yalan bu kadar rahatlıkla başka herhangi bir yerde söylenmiş mi ya da bir gazete böyle bir manşet atsaydı bunun arkasından mesela 10 tane Aslında muhalif gazete kalkar ya arkadaşlar biraz da yani ayıp yani biraz atıyorumken biraz kılıfına uydurun biraz bu kadar açık bu kadar net bu kadar bildik her an herkes mesela Türkiye'nin Almanya'da şey var. 4 milyonun üzerinde vatandaşı var. Avrupa yurt dışı dolar 10 milyon insanı var. Yani şimdi bu başlığı görenler hadi oradan demez mi? Ama buna rağmen bunlar bu başlığı rahatlıkla atabiliyorlar. Neden atabiliyorlar? Çünkü yalan mekanizmalarının tümü kendi ellerinde. Çünkü bunu yalan söylediğini söyleyecek bir mecra bırakılmamış. Onun için sosyal medya ya da işte sanal medya içerisindeki bu sosyal platformlar önem kazanıyorlar, haber akışı bilgi akışı konusunda önem kazanıyorlar. İşte alan bunlarda İşte bu gazete bunu söylüyor. Akşam bunu gazetenin şeyi televizyonu alıyor, bunu referans yapıp bunu haber yapıyor. Onun radyosu bunu alıp konuşuyor. Onun ne bileyim sokaktaki adama, evimize kadar, yatağımıza kadar bu yalanı sokuyorlar, bu yalanları sokuyorlar. Ve ondan sonra da tabii ki bir kahraman yaratmaları gerekiyor. Bakınız kahramanları nasıl yaratıyorlar? Ne diyor? Diyor ki işte bu resimleri Birleşmiş Milletler'de gösterdi. Kürt çocuklarının resimlerini gösterelim o zaman. Yani göstermek istiyorsanız gösterelim. Afrin'deki çocukların resimlerini gösterelim. Şengal'deki çocukların resimlerini gösterelim. Irak'taki çocukların, çocukların daha dün öldürdünüz ya. Dün öldürdünüz, attığınız toplarla insanlar öldü, çocuklar öldü. Yani bu kadar aymazlık. Yani siz bunu yaptığınız zaman işte mesela bizimki dünya lideri vesaire. Nerede dünya lideri? Neye sahip çıkmış? İşte onların yüzüne işte bu resimleri falan göstermiş. E biz de sana o resimlerden bin tanesini gösteririz. Bin tanesini gösterebiliriz. İşte bu kadar aymaz olan, bu kadar sorumsuz olan, yani bu kadar, yani bunun detayını nasıl izah edilebilir ki? Mesela siyaseten bunun neresinde durabilirsiniz? Siyaseten bunun nesini eleştirebilirsiniz? Mesela bazen diyorlar ya işte eleştirin, bunları söyleyin vesaire. Neyini eleştireceksin yani? Neyini eleştireceksin? Neresini eleştireceksin? Ya yani da neresinde tutulacaksınız? Yani yalanı tekrar tekrar nasıl söyleyebilir bir insan? insanın gözünün içine bakarak ne yapacaksınız? Yani yalanı yüz kere yüzüne vurulduğu halde tekrar tekrar söyleyebiliyor ise ve söylediğin zaman da birilerini etkileyebiliyor ise aslında o yapının, o etkilenen yapının da psikolojik durumunun göz önünde bulundurması gerekiyor. Ben inanıyorum ki böyle yöneticilerin olduğu bir Türkiye'de, böyle yönetici, böyle gazetelerin, böyle televizyonların olduğu bir ülkede işte bizlerin de artık psikolojik tedavi görmemiz gerekiyor tahammül sınırlarımızı kontrol edebilmek için, bunlarla bir yaşama imkanı bulabilmek için yaşayacağız. Yaşanmaz bunlarla ama ne diye dayanma sınırımız için herhalde psikoloğa ihtiyacımız var. Diğerleri de herhalde bunu yutmamak için ya da buna verdikleri desteğin anlaşılıp izah edilebilmesi için psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Yani sonuçta Türkiye bir tımarhaneye döndü ve tımarhanenin yöneticileri de bunlar ne yazık ki. Yani biraz önceki şeyin aynı haberin devamı gibi okuyun bunları siz. Gerçekten bu haberin devamı gibi okuyun. Erdoğan aylar sonra tekrarladı. Niye tekrarlıyor? Oy kullanma yaşını biz 18'e indirdik. Evet sevgili izleyiciler, yani 18'e Erdoğan mı indirdi? E yok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde meclis var, yasalar var, kayıtlar var, haberler var, her şey var. Yani bildik bir şey. Kimsenin bunu yeniden keşfetmesi işte ne bileyim araştırmacı gazetecilik falan yapması da gerek yok. Çok basit. Çok basit. Bütün yani e, şeylerde, tutanaklarda şurada burada olan bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nde oy kullanma yaşı 1995'te 21'den 18'e indirilmişti. Erdoğan bu iddiasını geçtiğimiz Haziran ayında da dile getirmişti. Şimdi bakınız şöyle bir şey. Şu insanlar, şu gençler işte Erdoğan'ın karşısında arasında görevli olarak geliyorlar. Bunlar zaten birçokları işte gördük. Diyarbakır'a da işte Trabzon'dan vesaire Samsun'dan gençleri getirmişlerdi. Her neyse. Mesela bu gençlerin yüzüne bakıyor. Yüzüne bakıyor. Ya işte eskiden diyor sizin seçme hakkınız da yoktu. Onu da biz getirdik diyor vesaire. O gençler de işte büyük başkan, büyük lider. Bakınız işte bizim de işte zevk kuşağı vesaire hikayesi tartışması yapılıyor. Oradan güya e, giriyor. Ama mesele nedir? E mesele yalan söylüyor. Şimdi i̇şte bu yalan söylediğini acaba bu kuşak biliyor mu? Mesela 95 e, tarihine baktığınız zaman, tarih açısından e, ele aldığınız zaman, 20 yıldır bunların da işte bu e, medyayla yönetildiği ve bu medyanın propagandasının bir parçası olduğu bir ortam içerisinde bu insanlar buna inanıyorlar. inandırılıyorlar. Çünkü bu yalanı biraz önce söylediğim gibi 40 kere tekrarlıyorlar. Şey diyorlar ya eski bir atasözü vardır. Köyün başında birisi yalan söylemiş. Çıkışında artık kendisi de inanmış. Böyle bir durum. Yani siz bir yalanı 40 kere tekrarlayınca artık yalan bir doğru haline geliyor. Doğru haline geliyor. Ve Türkiye'de Türkiye'de yalan söyleme konusunda hiç sıkıntı yaşamayan bir iktidardan bahsedeceksek bu gerçekten kesinlikle AKP ve MHP üzerinde vuku bulmuş, şekil bulmuş bir durum. Ki eskiden de e, insanları manipüle etmek için e, açıklamalar yapılırdı. ama bu kadar açık e, ve bu kadar işte ne bil temelsiz e, çok basit bir şekilde e, işte herkesin işte mesela sosyal medya üzerinden bu paylaşımlar yapıldı söyleniyor ediliyor ama bu paylaşımların Erdoğan'ın ulaştığı kitleye ulaşmadığı bir gerçekliği ve realitesi var. Mesela şu anda bizim bu yapmış olduğumuz e, yayının Erdoğan'ın takipçileri olan veya Erdoğan'ın bu yalanlarını söyleyip dinleyen, inanan kaç kişiye ulaşıyor diye sorduğunuz zaman bunun çok sınırlı ve dar olduğunu, bizim hitap ettiğimiz kitlenin çok dar olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü o bütün medyasıyla, bütün araçlarıyla, bütün iletişim kurum ve kuruluşlarıyla bu propagandayı yapıyor ve bu propaganda üzerinden de menfaatleniyor. Menfaatleniyor. Onun için mesela sosyal medyaya da baskı uygulamak suretiyle oradan gelebilecek olan açıklamaları minimize etmek, oradan gelebilecek doğruların önüne geçmeye çalışıyorlar. Mesela dezinformasyonla mücadele derseniz adamın kendisi yapıyor. Bu bir dezinformasyondur. Bu yalan bilgidir. Bu yanlış bilgidir. Bu yalan ve yanlış bilgiyi bu adam tutuyor, bu gençlere veriyor ve bu gençleri zehirliyor. Yalan bilgiyle zehirliyor. Asıl bunun üzerinde durulması gerekiyor. Bunun engellenmesi mesela yalan söyleyen siyasetçilerin değil mi? Yalan söyleyen siyasetçileri yargılayacak bir mekanizmanın olması gerekiyor. Ya da vaat ettiğini yapmayan siyasetçinin hesap vereceği bir mekanizmanın olması gerekiyor. Ama bu mekanizmaların hiçbirisi yok. Üstüne üstelik ödüllendiriliyor bu adamlar. Yani işte mesela şöyle işte mesele söyledikleri yalanı beslemek için beslemek için her yerden işte devreye giriyorlar. Bakın sosyal medya üzerinden size bir mesele anlatayım. Onu da yeni fark ettim. Şimdi son dönemlerde birdenbire Toral ordusu bütün Twitter hesaplarında görülmeye başladı. Yani dehşet verici bir şekilde sizin takip etmediğiniz, ama bilmediğiniz adamların tweetleri bir bakıyorsunuz önünüze düşmüş. Peki neden bunlar benim önüme düşüyor diye araştırdığımızda gördük ki bizim takip ettiğimiz, benim takip ettiğim takipçilerin ya da onların beni takip ettiği takipçilerin takipçilerin üzerinden Twitter'e sponsorluk ödeniyor, para ödeniyor ve o para karşılığı benim takipçilerim eğer onları takip ediyorlar ise ya da onların bir yorum yazmışlarsa vesaire o tweet benim de hesabımda görünür hale geliyor. Yani kendi propagandalarını yapabilmenin bir aracı. Ve evet, bunun içinde para ödeniyor. Para ödeniyor. Her alanda şu anda devreye girdiklerini söylemek gerekiyor. Bunu engellemenin yolu var mı? Siz bunlar tek tek mesela diyorsunuz ki bununla ilgilenmiyorum diye işaret koyuyorsunuz. Ama parası ödendiği için bir bakıyorsunuz arka kapıdan tekrar girmiş ve tekrar sizin önünüze aynı tweetler gelmiş. Bu konuda da aslında mesela Twitter'in uygulamış olduğu politikayı, bu yalan politikasını örgütleyen ve yayanlara yönelikte bir kampanya başlatmak gerekiyor, uyarmak gerekiyor. Bu yalanın örgütlendirilmesi konusunda bir parça olan yani dezinformasyon meselesi ise bununla da mücadele etmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. Almanya eski CHP'li yıllara dönmüş, fişler tüp satıyorlar. CHP iktidarında ekmek karnesiyle Enerji Bakanı'nda makamında battaniye ile oturuyordu. O yokluk, kıtlık, kuyrukluğu görmek isteyenler oyunu CHP verebilir diye de Almanya'da Almanya'da şöyle bir resim paylaşılıyor. Ee, yani bunların mesela e, e, troll bunlar bu adamların mesela görevi işi vesaire hepsi bu. hepsi bu. oturup yalan yazmak, yalanı bir gerçekmiş gibi yansıtıyorlar. Ve ondan sonra da dönüyorlar işte Türkiye'de her şey var. Türkiye'de insanlar güllük gülistanlık ve mutluluk içerisindeler. Eğer kendinizi öyle hissediyorsanız o zaman zaten bizim söylediklerimizin bir anlamı yok. Demek ki siz bir noktadasınız bir yerde duruyorsunuz ve güllük gülistanlık bir hayatınız var. Evet Adem Yavuz Aslan'ın bir paylaşımı. Sedat Peker'i bilmem ama Ceveri Güven'in bir kamera ve tripoduna yenileceksiniz diyor. Bu da başka bir mesele. Evet işte biliyorsunuz Türkiye'de insanlar mesleklerini yerine getiremeyince yurt dışına çıktılar ve yurt dışına çıktıktan sonra da kendilerini işte sanal medyadaki bu sosyal platformlardan izah etmeye çalışıyorlar. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Ulaştıkları haberleri kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorlar. Ama gelin görün ki ne oluyor? İşte bir gazete Türkiye Cumhuriyeti devletinin en çok satan, en çok bilinen, en çok ne bileyim en çokları, en çokları, en çokları. Ama işte sonuç itibariyle aslında sanal Sayın sesi ve borazanı olan bu yayın organlarında bir gazeteci hedef gösteriliyor. Nerede yaşıyor Alman? İşte o tetikçinin iftira yuvası. İftira yuvası şöyle mesela görüyorsunuz şu ile uzaktan çekilmiş resimler vesaire servis edilmiş ve sanki ilk kez keşfediliyor, bulunuyor nerede olduğu vesaire gibisinden Oysa ki adam zaten sosyal medya üzerinden youtube üzerinden ya da twitter üzerinden düzenli yayın yapıyor. Yani sizin onun son halini görmek gibi yani yüz estetiği mi yapmış, gözünü mü değiştirmiş vesaire demenizin yani biz keşfettik işte filanca e, yüz haliyle işte duruyor vesaire gibi e, bir durum da söz konusu değil. Adam zaten her hafta yayın yapıyor ve siz her hafta aynı adamı aynı ekranda vesaire görüyorsunuz ve şöyle bir şey var. Bu da Haberi yaptığı iddia edilen şahıs yani sonuç itibariyle aslında mesela bu ilişki biçimine ve tarzına baktığımızda başka bir mesele gündeme geliyor. Bu tartışmanın ana merkezinde oturan mesele nedir? MIT'in gazetecileri meselesidir. MIT'in geçmişten bu yana kadar kullandığı mecraların aslında bugün harekete geçip işte bu tür tetikçiliği yapması durumu. Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. İşte bir dönem TRT'nin bütçesine bir kısıtlama talebinde bulunulmak isteniyor. O arada işte başvuru yapanlara MIT'ten telefon geliyor. Ya TRT'nin diyor bütçesini kısamazsınız. Ya nasıl sizin TRT'nin ne işiniz var? E çünkü yani Anadolu Ajansı, TRT neye çalışıyorlar? Bunlar MIT'e çalışıyorlar. Mitin Yani MIT'in giremediği haber toplama konusunda resmi olarak aslında MIT adına çalışıyorlar. Mesela Avrupa'daki insanlar bilirler. Anadolu Ajansı'nın muhabirleri geldikleri yerde, bakınız dikkat ediniz. Siz işte bir basın konferansına gidiniz mesela. Diyelim ki X ve B, B muhalif kesimin bir basın açıklaması var. Ve hasbe kadar işte Türkiye basını vesaire hepsi gelmiş varsayalım. Ne yaparlar? Mesela normalde siz işte basın açıklaması yapan yere kameranızı korsunuz. Adamların açıklamasını vesaire verirsiniz değil mi? Ama Anadolu Ajansı'nın muhabirleri öyle yapmazlar. Ne yaparlar? Salondaki mümkünse herkesin fotoğrafını çekerler. Herkesin dikkat ediniz, bakınız. Bir etkinliğe geldikleri zaman, mesela bir derneğe, bir şey herhangi bir kuruma geldikleri zaman bütün her yerin resmini çekerler. Yani siz bu adamın resmini niye çekiyorsunuz? Ya da bu e, tarafı niye çektiniz vesaire diye sorduğunuzda ya işte kayıt alıyoruz vesaire. Ama mesele ne? Bunlar çünkü istihbaratçı çalışmalar. istihbarat elemanları oldukları için bunları toplayıp neye gönderiyorlar? MIT'e gönderiyorlar. Sonra MIT'le de zaten dayanışma içerisinde MIT'le mesela birilerini deşifre etmek istiyorsa, birilerini tehdit etmek istiyorsa vesaire ne yapıyor? Bunlara haber veriyor. Bunlara onlara haberleri alıyorlar vesaire. Yayınlıyorlar. Ya internet sitesi MIT tarafından kurulmuş. Ya gazete zaten MIT tarafından e, gazeteci görevlendirilmiş e, gazeteci sıfatıyla MİT elemanı işte e, ortalıkta dolanıyor. işte bir dün işte e, neydi? E, Sedat Peker'in etrafında dolanan işte onun ne bileyim basın sözcüsü vesaire denilen e, şahıs Emre Olur. Ne dedi? işte Ankara'da emniyetle çalışıyordu. emniyette çalışırken ne iş yapıyordu? Beyaz TV'de görevlendirilmiş. Beyaz TV'ye gidip geliyormuş vesaire. Yani bunların e, yaptıkları tüm iş yani bu iktidarından tutun muhalefetine kadar işte medyasından tutun neresine kadar Hepsi bir sistemi temsil ediyorlar. Ve bu sistemin dışına çıkabilecek, çıkan tüm kesimlere yönelikle saldırıya geçiyorlar. İşte mesela bu gazeteciler ne yapıyorlar? Sistemi eleştirmeye başlıyorlar. Sistemin hareketliliğini eleştiriyorlar. Onlara saldırıyorlar. Aleviler ne yapıyorlar? İşte Aleviler sistemi eleştirmeye başlamışlar. Aleviler sistem içerisindeki bir duruşu reddediyorlar. Asıl mesele bu. Eşit yurttaşlık meselesi sistemin reddiyesi üzerine kurulmuş bir durumdur. Sistemin yeniden organize edilmesini ya da Alevilerin kendi temsiliyetlerini diğer topluluklarla eşit bir düzeye getirilmesini talep eden bir pozisyon içerisinde duruyor. Onun için ne yapıyorlar? Onlara da saldırıya başlıyorlar. İşte bir taraftan bu mecrada olduğu iddia edilen işte ne bileyim ee, geçmişle ilişkiyi ve benzeri kendi çalışanları vesaire üzerinden bu kesime yönelik yani bu mahalleye yönelik diyelim ki öyle e, cümleler kullanılıyor. O mahalleye yönelik kendi mahallesinden bir deşifrasyon ve saldırı gündeme getiriyorlar. İşte öbür taraftan da mesela işte Aydınlık gazetesi üzerinden de güya kendisine e, demokratım demokratın vesaire diyen solcuyum diyen e, oysa ki e, ulusal solcu dediğimiz e, işte nasyonal e, sosyal nasyonal faşist faşizmin adı zaten nasyonal sosyalizm e, diye kayıtlarda geçiyordu. Nazi Almanya'sının e, iktidar partisi de nasyonal sosyalist partisi. Ve bugün zaten ulusal solcuyum diye, milli sol diye kavramların tümü faşizmdir. Faşizme tekabül ediyor. İşte bunlar da o cepheden saldırıyorlar. E, yani herkes görevini yapıyor. Şu anda iktidarda bir korku ve panik havası var. Herkes o sistemi ayakta tutmak olan, isteyen herkes şu anda harekete geçmiş ve her cepheden saldırıyorlar. Bunu her alanda da görüyoruz. Evet, yani şimdi şöyle bir şey var. Müslüman örgütler konseyi New York'ta gerçekleştirdiği programda uluslararası Müslüman kadın başarı ve katkı ödülleri şahsı onurlandırdı demiş Emine Erdoğan. Kendilerine ödül verdettiriyorlar veriyorlar ve bunlara da ne diyorlar? İnsanlığın vücudu. Bu anlamlı ödülün asıl sahibi insanlığın ortak vicdanı Türkiye'dir. Ortak vicdanı. Eğer insanlığın ortak vicdanı Türkiye ise varın gerisini siz düşünün. İşte ne bileyim servetinin yüzde kırkını yüzde birin yediği yediği işte Suriye'de, Irak'ta işte Libya'da Türkiye'nin içerisindeki cinayetleriyle de bilinen bir ülke dünyanın vicdanı oluyor, insanların vicdanı oluyor. İşte böylesine bir ülke. Bazıları atlayıp geçeceğiz. Evet, Recep Ergenekon katilleriyle el ele vererek taşralı gariban insanları devletten temizleyip tekrar ortamı militan dincilere ve katillere bıraktı demiş bir paylaşımda haber Ahmet Erkan'dan gelmiş. Ne diyor? Roman vatandaş Sevin Baykaç, oğlu Er İsmail Baykaç darbe yapmak, anayasal düzeni yıkmakla yargılandı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da onayladı. Düşünebiliyor musunuz? Bir Er'e Er İsmail Baykaca ee, Baykaç'a darbe girişiminde bulunmak, anayasal düzeni bozmaktan, bozmaktan müebbet cezası veriliyor. Ama bu işin içerisinde olanlar, bu işi yürütenler ise o tarafta dolaşıyorlar. Onların komutanları keyif e, finger fing atıp dolanıyorlar. Ama askerler emir verdiği adamlar ise o işin ceremesini çekiyorlar. Aslında güçleri kime yetiyorsa, kimleri suçlu hale getirmek istiyorlarsa onu seçiyorlar. Biliyorlar ki bu insanlar kendilerini korumaktan, kendilerini ifade etmekten mahrumlar. Bir dayıları, amcaları, yengeleri, enişteleri yok. Onun için de bunları kurbanlık e, koyun gibi öne sürüyorlar. Evet bu AKP'li külük uçtu ateistler dünyayı işgal ediyor diye laf ediyor. 10 bin dolarlık adam her ay 10 bin dolar rüşvet yiyen adam ortalığa dökülmüş ağlak dersi e, ve işte ne bileyim toplumun geleceğiyle ilgili konuşuyor. Konuşabiliyor. İşin, işin garip tarafı bu. İşin yani kabul edilemez tarafı bu. Yani neresinde tutacaksınız? Bu adamın neresinde? Şimdi bu adamın söylediğinin neresini ciddiye alacaksın? Sen 10 bin e, dolarlık adamsın yani sonuçta. Evet. İşte bu 10 bin dolarlık adamların işi. Ekvator'da varış yeri Türkiye olan muz konteynerinin içinde kilolarca kokain ele geçirildi. Peki bu kokain nereye geliyordu? He? 5 ton kokain de e, yola çıkmıştı, geliyordu, yolda yakalandı. Ama muhatap yok. Türkiye'de çıt yok. Neden yok? E çünkü o işi yapanlar, işte 10 bin dolar cebe atanlar, işte İçişleri Bakanlığı sıfatıyla ortalıkta dolaşanlar, işte Türkiye'nin ne bileyim ne diyorlar o akil adamı vesaire ilan edilen eski başbakanlar vesaire bu işin içerisindeler. Bu işi yapıyorlar. Bu işi yaptıkları için zaten bu işi ortaya çıkarması gereken bu yapılar bu işi yaptığı için Kimse oralı olmuyor, devletin işlemiş olduğu suçlar, devletin yapmış olduğu hırsızlıklar, e, kara para aklamalar, uyuşturucu ticareti vesaire yargılanmıyor, yargı önüne getirilmiyor, e, kime geldiği vesaire de aslında bu anlamda biliniyor. Yani bu suskunluk, e, bu e, trafiğe karşı hiçbir şey yapmıyor olmak, kimlerin bu işin içerisinde olduğunu ele veren resimlerden bir tanesidir. Evet Cumhuriyet Gazetesi paylaşmış. Bu da ilginç. Bu milli falan filan diyorlar ya. Yani Türkiye'nin her yeri rezillik. Her yeri rezillik. Tutarsızlık. Tutarsızlık. Yani yalan söylüyorlar. Yalan söylediklerini kitleleri inandırıyorlar. Sokaklara döküyorlar. Kitleler e, işte ne bileyim e, bir cephe oluşturup başka bir cepheye saldırırlarken kendileri el etek öpüyorlar. Kendileri kendilerini inkar ediyorlar. Söylediklerini inkar ediyorlar. AKP'nin 200'lülü. iktidarın üst düzey isimleri Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldı. Şimdi Suudi Arabistan'ın milli günü ne? Türklerden kurtulma günü. Türklerden kurtulma gününü kutlamaya gidiyorlar. Öbür tarafta ne yapıyorlar? İzmir'de Yunanistan'a hatırlatma da bulunuyorlar. Diyorlar ki işte yüzme bileceksiniz. Nedir? Biz sizi denize dökeceğiz. E siz dökülmüşsünüz ve döküldüğünüz yerinde önünde diş çökmüşsünüz. Al size resim. Alın. Yani böyle size bir Türkiye cumhuriyetinde yaşıyoruz. Bakın neyi kutluyorlar diye de kendileri işte manşet atmışlar haber yapmışlar. Evet bu şeyleri evet bu önemli mesela şu haber mesela bugün dün e, düştü sosyal medya belki Türkiye'deki e, işlerini bilim e, Kılıçdaroğlu'na yakın olan medyaya. İşit'in yaktığı askerlerin ailelerinin ziyaret ziyaret edeceğini açıkladı. Evet görüyorsunuz şunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri. Bunlar diri diri yakıldılar. İşit tarafından yakıldılar. Görüntüleri de dünyaya medyaya servis edildi. Ve bu insanlar bu insanlar ne şehit ne gazi öyle bir pozisyon içerisinde duruyorlar. Asıl mesele burada. Bircan Yıldırım'ın paylaşımı bakınız. İşit'in iki Türk askerini şehit ettiği görüntülerde yer alan İşitli Hasan Aydın Adana'da 2012'de ve Hatay'da 2015'te El kaydı operasyonunda gözaltına alındı. Hasan Aydın'ın aracında askeri malzemeler ele geçirilmesine rağmen her iki operasyonda serbest bırakıldı. Şehit sahi kim diye sormuş. Bakınız şöyle bu tutuklama esnasında bir resmi verilmiş ve o şahısların o şahısların askerleri yakmaya gönderirken çekilmiş resimleri. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu. Bugün işte e, ne diyeyim eski Genel Kurmay Başkanı ve aslında darbe ortağı e, Hulusi Akar diyor ki Devlete, Millete ve TSK'ya dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değil diyor. E, peki bu çocukları katillerinin ne iş tutuyordunuz? Bu çocuklara gül mü dağıtıyorlardı? Gül mü verdiler? Yani bu kadar aymazlık, bu kadar ahlaksızlık olabilir mi? Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin askeriyse bu çocuklar da askeriydi. Sen bu çocuklar için ne yaptın? Sen bu çocukların katillerini ödüle, ödüllendirdin. Silah gönderdin. Para gönderdin. Ve bu katilleri serbest bıraktın, besledin Türkiye'de. Yaralananları getirip tedavi edip tekrar oraya gönderdin. Sen, sen bu katliamdan sorumlusun. Eğer işit bu insanları yakmış ise bunun sorumlusu sensin. Şimdi kalkıp TSK'ya falan dil uzatmakta dil uzatan birisi varsa o da sensin. Evet. Evet, Vasily Chukov's diye birisi paylaşımda bulunmuş. Bakın bunların hepsi aynı. Din ve şey meseleleri hep aynı. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin bütün günahlarını silineceğini açıkladı. Neyin günahını siliyorsunuz? Nasıl siliyorsunuz? İnsan öldürmek, işgal yapmak, savaşmak. Neden Tanrı tarafından kutsanan bir şey olursa olsun ki, Allah'ın verdiği canı kulun alamayacağı bir e, meselede siz kalkıyorsunuz, ne diyorsunuz? İnsanlara cennet vaat ediyorsunuz. Günahlarının silineceğini söylüyorsun. Sen kimsin de Tanrı adını, konuşma hakkını kendinde buluyorsun? İşte bunlar din tüccarları. Din tüccarları. Aynısı işte Türkiye'de var. Sabredin diyor. Siz açlığınızla sınanıyorsunuz. E, ama biz lüks içerisinde yaşayabiliriz. Çünkü onların sınanmaya ihtiyacı yok. Onlar Allah'ın sevgili kulları. Öyle de gelip gidiyorlar. İşte aslında asıl cevap burada. Toplumun buna cevap vermesi lazım. Halkın buna cevap vermesi lazım ve vermişler. Rusistanlı kadınlar Putin için ölmek şehitlik değildir. Bu kadar işte. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynısını söylemek gerekiyor. Erdoğan'ın için ölmek, Bahçeli soylu için ölmek, Kılıçdaroğlu için ölmek şehitlik değildir. Çocuklarımızın heder edilmesidir. Çocuklarımızın geleceğinin gasp edilmesidir. Çocuklarımızın birbirine düşman edilmesidir. Bundan başka hiçbir şey ifade etmez. Niçin Erdoğan'ın çocuklar Amerika'da okusun, işte milyonların üzerine konsun diye benim çocuklarım ölecek, benim çocuklarım neden onun uğruna öldüğü zaman şehit olacaklar, Bilal'ın uğruna ölmek ne zamandan beri şehitlik? Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sorması gerekiyor. Öyle şey yok yani Erdoğan'ın keyfi için işte Bahçeli'nin ne bileyim Sapık fikirleri için Ben gideceğim öleceğim Ondan sonra ben şehit olacağım Siz kimsiniz bana bu makamı ve bu terfiyi veriyorsunuz Size bu hakkı yetkiyi kim vermiş Böylesine bir Toplumsallık Evet işte Putin için ölmek şehitlik değildir Evet Uyuşturucu meselesine geldik Bununla da kapatalım Çocuğunu uyuşturucudan kaybeden babanın isyanı. Benim bir tane evladım uyuşturucudan intihar etti. Sokakta peynir, ekmek gibi uyuşturucu satılıyor. Gençlerimiz çatır çatır ölüyor. Defalarca ihbar ettik. Gitmiyorlar. E neden gitsinler? Nereye ihbar ediyorsun? Süleyman Soylu'nun polisine ihbar ediyorsun. E zaten o işi örgütten Süleyman Soylu ve onun çetesi. Yani şimdi bu kadar basit. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde uyuşturucunu bu kadar kolay, sıradan bir pazara, Dönüşmesinin ana sebebi devletin bu işe yaratmış olmasıdır. Eskiden çeteler devletle işbirliği yapıyorlardı. Şimdi devlet çetelerle işbirliği yapıp onları korumasının altına alıp ne diyorlar? Bu pazarı elinde tutuyor ve bu pazarda da bizim çocuklarımız ölüyor. Evet son haber bu olsun. Onun için sadece işte bu uyuşturucu ticareti birilerinin sorunu bizim sorunumuz değildir diye düşünmemek gerekiyor. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti 35 yaş aralığında eroin kullanımında Avrupa birincisi statüsünü yakalamış durumda. Yani bu dünya liderliğini oynuyoruz diyorlar ya hep işte böylesine olaylarda ve olgularda birinciliğe oynuyoruz. Evet sevgili izleyiciler bir sosyal medya gündem yayınının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın ama sanal medya üzerinden sosyal platformları takip edip en azından oradan bilgileri alıp realiteyle karşılaştırın. Söylenenlerle karşılaştırın. Siyasetçilerin yaptıklarıyla söyledikleriyle karşılaştırın. Ve kendiniz bir karar ve sonuca varın. Sizin yerinize kimse düşünmesin. Allah eyvallah.